İkiz Aynası'ndan mutlu günler efendim. Bugün çok önemli bir konuğum bizlerle birlikte. Yazar Leyla İpekçi stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok şükür iyiyiz. Hamdolsun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi geçtiğimiz Aralık ayında çıkan bir kitabınızla başlamak istiyorum ben. Bu güzel bir başlangıç olacak eğer şey yaparsak bizim için. Şu açıdan şimdi Şehrim Aşk. Mekke, Medine ve Kudüs'ü ve İstanbul'u anlatan, içeren bir kitap. Bu şehirleri siz anlatırken bir hakikat yolculuğuyla anlatıyorsunuz kitabınızda. Ama bu aynı zamanda sizin de bir yolculuğunuz. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Önemsiyorum da bunu. Çünkü sizin gözünüzden, sizin pencerenizden, belki biz oraya gidenleri çok dinliyoruz, çok görüyoruz ama sizin pencerenizden nasıldı bu şehirler? Tabii aslında şehirleri anlatmak, şehirler tabii burada birer mecaz oldu aslında. Evet. Çünkü anlattığımız nihayetinde bir umre ve hac yolculuğu. Tabii bu da yolculuk değil, nihayetinde bir ibadet. Hı hı. Dolayısıyla orada derinleşmek, tabii ister istemez insanın o şehirlere gitmesiyle birlikte kendi içine bir yolculuk, hı hı. tabii insanlığa bir yolculuk, Rabbine bir yolculuk oluyor. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda o şehirlerin böyle hani turistik bir seyahatmiş gibi tasvirlerinden hı hı. ziyade orada tabii ister istemez o iç hakikat, iç manalarına dönük tabii. Manalarına dönük bir süreç oldu benim için. Onları tabii ister istemez yazmak durumunda hissettim kendimi. Hatta bir görev bildim bunu. Çünkü niye diyeceksiniz? Evet. Bir sene içinde, hatta 11 ay içinde önce bir umreye, ardından hacca, sonra tekrar umreye gitme nasip oldu bana. Çok kısa bir süre içinde. Ve hiç akılda yokken yani böyle bir şey. Tamamen tevafukla. Daha sonra da yine aynı yıl içerisinde, yani aynı yıl bitmesine yakında Kudüs'e gitmek nasip oldu. Böyle olunca yani bunları benim gibi böyle kelimelerle yaşayan bir insan evet. için illa onları bir yoğun duygular hissediyor değil mi insan? Hani Kudüs kendi başına bir tabii. şehir, yani kendi maneviyatı olan bir evet, şehir. Evet, siz çok uzun ve yoğun bir yolculuk yapmışsınız aslında. Ama belki hani oradaki, hani buradaki o yolculukta bu ibadet toprakları dediğimiz o toprakların dışında belki kalabilecek İstanbul var. Başka bir manada. Yani İstanbul'un sembolik anlamda belki. Yer. İstanbul evet. bizim. Yaşadığımız bir alan, sosyal hayatımızın aktığı bir ortam ki onlar aslında oraya giderek bu İstanbul yaşamından izole de olmuş oluyoruz. Benim kanaatim o, öyle değil mi? Valla bir yanıyla öyle ama bence bu daha ilk aşama. Çünkü şöyle oluyor, siz İstanbul'dasınız, tabii İstanbul'da bütün şeyleri cem ederek, yani bir kere başka bir memleketten gelenlerimiz çok, yani İstanbul herkesin memleketi evet. şu anda. Birçok insanın ikinci memleketi, üçüncü memleketi. İşte İstanbul'da bütün buraya gelirken getirdiklerimiz var. Buradan bir yere gittiğiniz zaman, ki bu eğer haçsa, yani aslında her şeyi geride bırakıp çıktığınız bir yolculuksa hacca gitmek. O zaman ve buradan tekrar geri dönüyorsanız İstanbul'a, o zaman İstanbul'un başka bir manası da açılıyor sizin için. Yani ben mesela döndükten sonra yaşadığım İstanbul, bana bütün o yolculukları bir daha yaptıran bambaşka bir İstanbul oldu açıkçası. Yani İstanbul'un manaları da bende açılmaya başladı, öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla bütün bu şeylerin aslında bir şekilde hakikatini üzerine topladı. Yani şunu anladım, biraz daha açık söyleyeyim. Bir kere dönmek diye bir şey olmadığını anladım. Haçtan, özellikle yani Kabe'den, oraya veda etmek diye bir şey olmadığını anladım. Buraya geri geldiğim vakitte aslında bir şekilde bütün o mekanlar birleşti benim için. Yani o mekanın ve zamanın biraz ötesine geçmiş oluyorsunuz ve hiçbir şey sizin için artık anı olmuyor. Yani herkes anlatır, hac anılarını anlatır, işte umre anıları. Evet. Ve bunları anlatmanın sonu yoktur, doyamazsınız. Dinleyenler de dinlemeye doyamaz. Ben anladım ki esas olarak yaşadığımız yerde eğer biz bütün bu yolculukları, bu özellikle hacı bugünümüze getirebiliyorsak, bu anımızın evet. içinde onu canlandırabiliyorsak, o zaman zaten mekanlar da birbirine bağlanıyor, zamanlar da birbirine bağlanıyor. Hatta zaman, bütün saatleri terk ediyorsunuz, bir an oluyor, bir vakit oluyor sizin için bütün o süreç, bütün o yolculuk. Ve o hiç bitmiyor, veda etmek diye bir şey olmuyor, kesinti olmuyor arada.
Tabii bu çok kolay bir şey değil. Yani ben de bunu çok iyi yapıyorum diyemeyeceğim ama en azından bunun olabileceğini idrak ettim buraya döndükten sonra. Dolayısıyla kitabımda da aslında İstanbul hepsiyle birlikte birleşti benim için. Yani Mekke ile Medine ve Kudüs'le birleşti. Bütün şehirlerle birleşti aslında. Sınırlar yani kalktı bir nevi. Bir süre sonra yaptığınız bütün yolculuklar ki ben doğuya batıya çok gitmiş bir insanım. Siz İstanbul'da yaşadığınız bayağı şey yapıyorsunuz. Aslında yani İstanbul... hepsi birleşti benim için. Evet. Genelde hani biz hayatlarımızı evrelere ayırırız ve haç yolculuğunu son yıllarda daha erken yaşlara çekilse bile bu Türkiye'deki haç yolculuğu aslında hep belli bir yaştan sonra insanların tercih ettiği ya da beklettiği yani beklettiği bir şeydi. Bu sene olmasın önümüzdeki sene olsun ya da daha ben haç olmaya hazır değilim. Ya yani haç olmaya hazır olma ya da umre yolculuğu yapma. Şimdi artık biliyorsunuz her şey o kadar kolay ki. Evet, yani çok daha çok kolay. Umreler yani. daha rahat umre yapabiliyorsunuz. Evet. Orada haç belki hani yine eski şeyini koruyor ama yani sonuçta kutsal topraklara gitme artık eskisi kadar şey değil. Daha mümkün. Ama mümkün olunca da aslında o içindeki yani tabii ki elbette ki o değer hep orada duruyor. Siz değer atfetseniz de atfetmeseniz de o bir değer. Ama onu gözlemlediniz mi mesela? Oraya farklı milletlerden insanlar var ya da siz bir yazar gözüyle olur ya da bir hani oraya gitmiş tabii, birisinin gözüyle olur. Tabii önce ilk söylediğinize aslında bir cevap vermek isterim. Hani evet hacca gitmek hep sonra ertelenir ama bizde mesela çok ilginç oldu. Kabe'yi ben ilk gördüğümde yani umre için ilk gittiğimizde böyle bize de der ki daha uçaktayken yani öyle bir dua hazırlayın ki çünkü Kabe'yi ilk gördüğünüzde edeceğiniz dua kabul olunur. Çünkü çok işte halis bir niyetle ediyorsunuz o anda vesaire böyle gözünüz yaşlı ediyorsunuz falan. Ben de böyle çok genel bir dua düşünmüştüm yani işte hem insanlığı kapsayan hem kendimi hem de milletimi, dünyayı, insanlığı falan. Hani kabul olunacak. Tabii öyle olmuyor. Oraya gittik ve böyle bir süre yere bakarak yürüyorsunuz. Böyle yavaş yavaş giriyorsunuz Kabe doğru. Sonra size rehber diyor ki kaldırın yüzünüzü. Kaldırıyorsunuz ve işte karşınızda Kabe. O Kabe o anda hani gördüğünüz basit, çok yalın bir küp nihayetinde. Ve o zaman anlıyorsunuz ki baktığınız şey o değil. Onun hakikati. Yani onun temsil ettiği hakikat. O anda derinleşmeye başlıyorsunuz. Ve ben böyle ellerimi açtım. Bütün o kendime hazırladığım duayı unuttum. Ve bana başka bir şey çıktı ağzımda, yüreğimden. Allah'ım bu sene eşim de bana haç nasip etti. Ne güzel. Biz aslında gelmeden yazılmıştık hacca. Yani kuraya yazılmıştık. Ama daha ilk sene yazılıyoruz. Hani ne zaman çıkar belli değil. Hani genellikle ilk sene hiç çıktığı görülmemiştir falan. Böyle bir dua çıktı ağzımdan. Ve gerçekten hani sonra döndük, kuralar çekildi, çıkmadı. İkinci yedekler çekildi, yine çıkmadı. Üçüncü yedeklerde bir gün telefonumuz çaldı. Üstelik de ofis telefonunu vermiştik ve hani o anda olmasak iki gündür arıyorlarmış, bir daha aramayacaklardı filan. Epey aramışlar nasip falan. Nasip dediğim. Nasip ve hakikaten çok beklemiştim ve sanki böyle olacağını hissediyordum. Duamın da gerçekleştiğini gördüm ve o şekilde o nasiple kayınvalidem de vardı. Biz üçümüz bir hacı olunca çıktık. Çok tabii kolay değil yani umrede filan çok rahat oluyor. Birçok şey rahat oluyor. Zaten otellerde kalıyorsunuz. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı falan. Tabii haç da öyle ama tabii haç öyle bir hadisimiz vardır Efendimizin dediği gibi yani haç meşakkat gerçekten. Yani. Hangi zamanda olursa olsun yani isterseniz otellerde kalın, isterseniz develerde çöl geçmeyin. Yine de her çağın, her dönemin, her devrin kendi içinde zorlukları var ve bunlardan asla azade değilsiniz. Yani onları yaşıyorsunuz. Tabii neyse sınavınız, neyse sizin zaaflarınız oradan geliyor sınav. Büyük ikramlar da geliyor. Evet. Böyle. Peki bir de sizin yarım mı kaldı? Yok hayır Büşra'nın sorusuna cevap vermemiş oldum. Neyse veririm. Verin lütfen. Yok hayır o şey demişti peki bir yazar gözüyle nasıl gördünüz nasıl oldu? Evet hani, çünkü hani bir bireysel bir yolculuk ama aynı zamanda bir de bunu aktarıma var. Evet. Şimdi herkes gidiyor oraya. Herkes büyük bir mutluluk yaşıyor ama bunu tarif edemiyor. Tarif edemiyor. Çoğu zaman bunu anlatamazsın. Kelimeler kifayetsiz kalır. Mesela benim çevremde de çok var giden. Ve onlar anlatırken böyle bu nasıl anlatılır ki deyip söze başlıyorlar. Hakikaten yaşayarak öğrenilebilecek bir şey. Bu kelimeleri nasıl döküldü? Valla tabii beni susturmanız gerekir. Böyle bir süre karşısında yani hakikaten bu da anlatılamaz. Şöyle bir kere yaşadığınız her şeyi anlatmak diye bir şey zaten mümkün değil. Evet. Birçok şeyi kendinize saklıyorsunuz. Fakat ben şöyle bir yol izledim. Gerçeği anlatmak istedim. Şimdi
her ne kadar bir roman formatında yazdıysam da nihayetinde bir hayali bir hikayeyi kurgulayıp olaylardan böyle getirip yazmak yerine gerçeğe yaklaşmak istedim. Hı hı. Çünkü hani Mekke, Medine, yani böyle bir konuda siz hayali bir kurgu yapamazsınız. Yani yapsanız da bir anlamı yok. Dolayısıyla buradaki gerçeğe yaklaşmak zaten insanın kendi içine bir yolculuk gerektiriyordu. Dolayısıyla ben mümkün olduğu kadar kendi duruşumdan derinleştirmeye başladım mevzuyu. Hı hı. Yani Kabe'yi ilk gördüğümde ne hissettim? Yani sahicilikle, samimiyetle. Çünkü benim hissettiğim şey her neyse onu okuyan da gitmiş olan herhangi birisi de benzer şeyler hissetmiştir. Eğer farklı şeyler hissetmişse de o da kendine dönüp kendi içine bakacak onu okurken. Yani benim kelimelerim ona ancak eşlik edebilir. Onun kendi gerçeğine yaklaşmasına. Herkese başka bir serüveni çıkıyor aslında. Dolayısıyla yani bir çeşit eşlikçilik gibi düşündüm ben bunu. Ben kendi yaşamımda